Yaşar Nuri Öztürk 26 Kasım 1999 tarihli yazısında Mehdi geldi diyor. Bakın şimdi Yaşar Nuri Öztürk hocamız, Allah ömrünü uzun etsin. Uyarıcıları iyi dinleyin. Efendim, insanlık hiçbir devirde uyarıcıları gereğince dinlemedi. Hep inkar etmişler. Mehdi gelmeyecek, peygamber gelmeyecek. Peygamber çıkmıştır, öldürmeye kalkmışlardır. Birçoğunu şehit etmişlerdir. Değil mi? Kur'an'da hep bu yazar. Hep inkar etmişlerdir. Hep karşı çıkmışlardır. Hep bizim yerleşik sistemimizi yıkacak diye karşı koymuşlardır gelen Mehdilere. Bak, insanlık hiçbir devirde uyarıcıları gereğince dinlemedi. Allah her devirde her topluma nezirler, uyarıcılar gönderdi. Şeytanı Allah'a sığınırım. Fatır suresi 24. Her topluma uyarıcı gönderilmesi fıtrat düzeninin, Allah'ın yarattığı fıtrat düzeninin, yani Mehdi gönderilmesi Allah'ın fıtrat düzeninin bir gereğidir diyor. Ve uluhiyetin, Allah'ın ilahlığının bir rahmet aktivitesidir. Rahmetinin bir tecellisidir diyor. Uyarıcılar sürekli gönderilmiştir ama insanlık bunları dinlememiştir. Uyarıcılar tanrısal hikmetin icabına göre bazen peygamber, resul, nebi şeklinde gönderilir. Bazen de peygamberlerin açtığı ana yolda faaliyet gösteren mübelliler şeklinde. Bu mübelliler bazen müştehit olur, bazen müceddit, yani Mehdi. Peygamberlerde nezir, uyarıcı sıfatının yanında hatta ondan önce beşir, müjdeleyici sıfatı vardır. Mübelli uyarıcılarda beşir sıfatı aranmaz. Yani mübelli uyarıcılarda beşir, müjdeleyici sıfatı aranmaz. Çünkü onlar daha önce peygamber tarafından zaten dikkat çekilmiş, ihmal ve zulümlerin bozduğu dengeleri düzeltmek için konuşurlar. Mehdi'nin görevi neymiş? İhmal ve zulümlerin bozduğu. Yani mevcut bir din var. Fakat ihmal ve zulümlerin bozduğu dengeleri düzeltmek için konuşuyorlar. O dengeyi, bozulan dengeyi düzeltiyor. Bu tür konuşmalar hemen daima sert ve sarsıcı olur. Yani insanları irite eder diyor. Rahatsız eder insanları. Alışmadığı için. Uyarıcıların sertliği, ürkütücülüğü, onların rahmet ve şefkatten uzaklığı anlamında değerlendirmemelidir. İnsanlar ürkütücü görüyor. Mesela Mehdi'den ürkecek insanlar çıktığında. Tehlikeli ve riskli bir insan olarak görecekler. Ona tavır alacaklar. Ama bunun rahmet ve şefkatin uzaklığı anlamında değerlendirilmemesi gerekir diyor. Onlar aynı zamanda rahmet ve şefkati de taşırlar Mehdi'ler. Ama esas görevleri insan kulağına ürpertici sözleri iletmek, etkileyici sözleri iletmek olduğu için genelde sert ve kırıcı olurlar. Yani insanların çoğu düşman olur onlara diyor. Ya Mehdilere. Çünkü onun çıkarıyla çatışıyor. Yani mesela o yobazsa yobaz diyor. Munafıksa munafık diyor. Aşağılanması gerekirse aşağılıyor anormal bir sistem varsa. Ürpertici sözleri iletmek olduğunda insan kulağına görevleri, insan kulağına ürpertici sözleri iletmek olduğu için genelde sert ve kırıcı olurlar. Uyarıcıların çok önemli zaman dilimlerine hitap edenlerine çıplak uyarıcı diyoruz diyor. Çok önemli zaman dilimler. Mesela 1000 yıl, 2000 yıl geçtiyse peygamberimizden sonra mesela 1400 yıl geçmiş. O zaman gelecek şahıs çıplak uyarıcı olarak belirlenir diyor. Yani ehemmiyetinden dolayı. Mesela peygamberimiz çıplak uyarıcıdır diyor. Mehdi de çıplak uyarıcıdır diyor. Yani önemli zaman dilimine geldiği için. Çıplak uyarıcı genellikle 100 yılda bir gelir. Peygamberimiz hadislerinde var ya her 100 yılda bir müceddit çıkar. Kur'an kameri takvim kullandığına göre 15. yüzyılın Kur'an kameri takvim kullandığına göre 15. yüzyılın çıplak uyarıcısı yaklaşık çeyrek asırdan beri beklemekte. Çeyrek asır oldu diyor geleli Mehdi. Biz ne diyoruz? Biz de diyoruz 30 yıldan beri diyoruz. Hocamız da çeyrek diyor. Bunu yazdığı zaman denk düşüyor. Yani 25 yıldan beri diyor. Kaç yılında yazmış bu yazıyı? 99'da tam dediğimiz bizim hesaba uygun. Evet.
Yani 1400'de Mehdi'nin geldiğini söylüyor hocamız. 15. yüzyılın çıplak uyarıcısı gelmiş, görevine başlamıştır diyor. Bakın, 15. yüzyılın çıplak uyarıcısı yaklaşık çeyrek asırdan beri vazifede diyor, beklemektedir diyor, beklenmektedir. Bak, çeyrek asırdan beri beklenmektedir. Ben derim ki diyor şimdi hocamız, Yaşar Nur Öztürk diyor ki, ben derim ki, 15. yüzyılın çıplak uyarıcısı gelmiş, görevine başlamıştır diyor. Burada bir özellik daha dikkat çekmektedir. Miladi takvime esas olarak baktığımızda, Kameri takviminin 15. yüzyıl çıplak uyarıcısı, miladi takvime göre 200 yıla da hitap edecek demektir. Yani 20. ve 21. yüzyıllara hitap ediyor diyor Mehdi. O zaman Hicri ne zaman gelmesi gerekiyor? 1400'de gelmesi gerekiyor. Mehdi de 1400'de gelmiş. Evet. Ama diyor ki miladi takvime göre de diyor 2000 yılında da görevde olacağı için, yani milenyumda da devrede olacağı için hem miladi hem hicri yönden 20. ve 20. yüzyıllar Mehdi'nin hitap edeceği yüzyıllardır diyor. Bu olgu Allah'ın bu yüzyılın çıplak uyarıcısına lütfunun bir göstergesidir. Mehdi'ye bir Allah'ın lütfudur diyor. Bu lütfun bir göstergesidir. Bu Allah bak ayet veriyor. Kur'an Cuma suresi 4. Şeytan Allah'a sığınırım. Mehdi'ye delil veriyor. Bu Allah'ın lütfudur ki Allah onu dilediğine verir. Demek ki bu lütfu Allah Mehdi'ye vermiş. Allah bu lütfu Mehdi'ye verdi diyor. Kur'an'dan da ayette delillendiriyor hocamız. Hani Kur'an'da yoktu hocam Mehdiyet? Bak bu Allah'ın lütfudur ki Allah onu dilediğine verir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah o büyük lütfun sahibidir. Büyük lütuf diyor Allah. Bu olgunun bir anlamı daha vardır. Bu yüzyılın çıplak uyarıcısı sadece kameri takvimin sembolize ettiği İslam dünyasına değil, miladi takvimin sembolize ettiği Batı dünyasına hitap eden bir uyarıcıdır. Yani hem Hristiyan hem Musevi toplumun da diyor Mehdi'sidir. Hem de İslam aleminin Mehdi'sidir. Biz ne diyoruz? Şilo. Evet, evet. Kral Mesih. Evet. Ve aynı zamanda Mehdi, Muhammed Mehdi. Doğrusu o bir ortak evrensel uyarıcıdır. Bütün dünyanın Mehdi'sidir diyor. Bak diyor ki siz çıplak uyarıcıyı dinlemediniz, Mehdi'yi dinlemediniz diyor. Tespit. Toplumsal kıyametimizin kopmuş olanları da, kopacak olanları da onun uyarılarıyla bertaraf edilebilirdi. Bak bu belalar, bu felaketlerin üstünüze gelmesinin nedeni Mehdi'ye uymamanız diyor. Eğer uysaydınız ne olurdu diyor? Bu belalar bertaraf olurdu diyor. Allah onları kaldırırdı diyor. Bunu kim diyor? Yaşar Nur Öztürk söylüyor. Ama siz ona, Mehdi'ye kulak vermediniz diyor. Siz Mehdi'yi dinlemek yerine onda kendinizce uyup uymayan şeyler var mı diye şeytani teftişlere girdiniz. İşte sarığı var mı? Cübbesi var mı? Ehli sünnete uyuyor mu? Yanlış yolda mı? Doğru yolda mı? Diyor gibi şeytani teftişlere girdiniz diyor Mehdi'ye uyacağınıza diyor. Onun geldiği planın inceliklerini, özelliklerini hiç düşünmeden, Allah'ın yarattığı planın, tabi Allah'ın plana ihtiyacı yok da bizim anlamamız için söylüyor. Onun geldiği planın inceliklerini, hikmetlerini, özelliklerini hiç düşünmeden, onu sizin dünyanızın iğreti fotoğraf ölçüleriyle yargıladınız. Kendi uydurma sisteminizin, yoba sisteminizin ölçüleriyle yargıladınız diyor. Çıplak uyarıcı bir rahmet adam idi diyor. Allah'tan size bir rahmetti Mehdi diyor. Ama bunu bilmediniz diyor. Yani toplumsal kıyametlere maruz kalmamak için kulak vereceğiniz ses yine çıplak uyarıcının sesidir. Eğer diyor kıyametin kopmasını istemiyorsanız, çok büyük felaketler istemiyorsanız Mehdi'ye uyun diyor. Çıplak uyarıcının sesine uyun diyor. Kulak vereceğiniz ses yine çıplak uyarıcının sesidir. Mehdi'nin sesidir diyor. Çıplak uyarıcı hayat memat noktasında söz söyler. Yani ölüm kalım noktasında söz söyler. Ve onun söylediği sözden sonra ya felah gelir veyahut azap hak olur diyor. Ya kurtulursunuz, dünya hakim olursunuz ya kıyamet kopar helak olursunuz diyor. İkisinden birini yapacaksınız diyor. Ey insanlar diyor bak hocamız hitap ediyor.
vicdan ve irfanınızı kullanarak, vicdanınıza artık danışın, vicdanınıza uyun ve irfanınızı, bilginizi, vicdanla birleşen aklınızı kullanarak çıplak uyarıcıyı, Mehdi'yi önce tanıyın, sonra da dinleyin diyor. İçinizden çıkarılmış bir rahmetten yararlanmayacak kadar basiretsiz misiniz diyor. Allah sizi içinizden çıkarttı Mehdi diyor. Bundan yararlanmayacak kadar basiretsiz misiniz diyor. Böyle bitiriyor hocamız. Çok açık. Yani ben ilave ne diyeyim hocama? Tam hem hadise hem Kur'an'a tam uygun olarak mükemmel anlatmış Mehdi hocam.